Gazetecilikte unutamadığım anlar arasında 1986 yılında kudurarak ölen Hüsnü Güler isimli bir gencin fotoğrafını çektim tecrit odasında. Onu hiç unutamıyorum. 1986 yılının Kasım ayı sonlarında soğuk bir gecede telsizden bir anons geçti. Çamdibi semtinde bir genç etrafa zarar veriyordu. Kuduz olduğu öğrenildi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne doğru seyir halinde izleyerekten. Ben de apar topar atladım arabaya, Ege Üniversitesi'ne gittim. Acile sordum, bize gelmez intihaneye geç dediler. Aynı anda hızla hareket ettik. Polis aracıyla beraber aynı anda intihaneye servisinin önüne geldik. Orada polislerin arasında bağırıp çağıran bir genci içeriye aldılar. Ben de daldım onlarla beraber. Ben zannediyorum ki işte bir aşı yapacaklar, bir şeyler olacak falan. Herhangi bir şey aklıma gelmiyor. Genci apar topar demir parmaklar arkasında, sanki karakollardaki nezarethaneler gibi demir parmakların arkasına kapattılar, kilitlediler. Sonra işte doktorlar geldi, bir şekilde demir parmakları arkasından çocuğa sakinleştirici iğneler yaptılar. Ve ben çok etkisinde kaldım bunun. Bu esnada yaşlı annesi geldi. Annesiyle dramatik konuşmalar oldu. Ben tabii kendimce fotoğraf çekmeye çalışıyorum. O zaman elimde 50 milim bir makine, küçücük bir odanın şeyinde tam kadrajı sığdıramıyorum ama yani hem içerideki demir parmaklık esprisini vermek, hem annesini aynı kareye almak falan. Bayağı bir sıkıntı çektim. Bu esnada kriz geldiğinde o Hüsnü Güler isimli gence elleriyle adeta demir parmakları yamulttuğunu gördüm. O kadar bir ızdırap çekiyordu. Neyse bir süre sonra görevliler tamam dediler. Sen artık daha fazla burada duramazsın. Neyse gazeteye döndük. Filmlerimizi, haberimizi yazdık. Filmleri o zaman İstanbul'a gönderdik. Ertesi gün gazetede birinci sayfadan benim kocaman imzamla beraber haber ve fotoğraflar yayınlandı. Genç bir foto muhabirinin böyle birinci sayfadan fotoğrafların yayınlanması gurur verici, kıvanç verici bir olay. Ancak ben olayın başka bir yanındaydım. O haberde o kişi kudurarak ölmüştü. 24 saat sonra o Hüsnü Güler isimli arkadaşı ölmüştü. Ben o haberin keyfini, birinci sayfada çıkan haberimin keyfini yaşayamadım ve çok üzüldüm. Uzun sürede etkisinde kaldım. Bu meslek hayatında benim çok etkilendiğim bir anım olarak yer aldı.